Siz oyuncu olmasanız dahi daha önce herhangi bir oyunculuk deneyimi yaşamamış olsanız bile bu uygulama sizi kabul edip projelere sunabilir. Biliyorsunuz ben daha önce bu kanalda çeşitli reklam görüşmelerine gidip gelme serüvenlerimi vlog olarak çekmiştim ve 1,5 saatte Kocaeli'den İstanbul'a gelebilirim. Recep İvedik 6 oyuncu seçmelerine gideceğim. Daha sonra Mastercard. Ve benim için çok sancılı oluyordu. Şu an Beşiktaş'tayım. Önce Kadıköy'e gideceğim. Mastercard reklam görüşmeleri var. Şimdi vapura gidiyorum. Vapurla karşıya geçeceğim. O dışına gidiyorsunuz ama yolda Örneğin yazsa yaz günü siz oraya gidene kadar kan ter içinde kalıyorsunuz zaten. Tansiyonunuz düşmüş oluyor. İçinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Öyle bir uygulama buldum ki arkadaşlar ismi Odi. Evden size auditionlara katılma şansı veriyor. Ve artık ben de böyle yapıyorum. Yani kalkıp otobüslere binip uzun uzun yollar kat edip gidip de auditionlara girmiyorum. Nasıl oluyor? Nasıl çalışıyor? Bu videoda size bu uygulamanın nasıl çalıştığından ve bunu nasıl kullandığımdan bahsedeceğim. Google Play Store'dan çok kolay bir şekilde ücretsiz olarak indirebildiğiniz bu uygulama. Bunu öncelikle telefonunuza indiriyorsunuz. Ondan sonra bu uygulama size sırasıyla zaten yönlendiriyor. Yani bütün fotoğraflarınızı, özgeçmişinizi, showreel'ınızı, her şeyinizi yükleyebiliyorsunuz buraya. Sizin Özellikle işte yaş, boy, kilo, saç rengi, göz rengi, bütün fiziksel özelliklerinizi, hobilerinizi, yabancı dil bilginiz varsa onu veya özel yetenekleriniz bunların hepsini dolduruyorsunuz. Ve bu uygulama sizin bu doldurduğunuz bilgiler doğrultusunda kendisine gelen projelerden size en uygun olanını size yönlendiriyor. Yani nedir mesela siz 25 yaşındasınız diyelim ve 25 yaşında sizin boylarınızda, sizin ten renginizde, sizin enerjinizde bir proje var atıyorum nedir? İşte e, ülkerin bilmem ne reklamı. Size bildirim geliyor. Diyor ki işte ülkerin şu projesi için hemen odile diyor. Ve siz odiliyorsunuz. Nasıl odiliyorsunuz? Hemen projeye tıklıyorsunuz. Projede ilk önce sana genel bir açıklama veriyorlar. Diyorlar ki oyunumuz şu şekilde olmalı ve aslında senin çekimini profesyonelleştirmek için sana güzel taktikler de veriyor. Siz normalde audition'a gittiğinizde audition'ları çeken asistan muhtemelen 250. audition'ını çektiği için bakılmış durumda senin oyunculuğunla oyununla çok fazla ilgilenmez. Ama bu aplikasyonda her şey belli bir programa göre olduğu için sadece sen ve kameran var, telefonun var, arada başka kimse yok. Evinde, kendi rahat ortamında, kimsenin seni izlediği endişesine kapılmadan rahatlıkla kendi audition'ını çekebiliyorsun. Diyelim bir proje geldi. Hemen tıklıyorsun, bakıyorsun proje neyle ilgili, konusu neyle ilgili ve sana bazı direktifler veriyor. Mesela yüzünün ışık alması önemli, arka planın düz olması veya yani sana çekim açılarından, çekim hizasından, işte ışık özelliklerinden, arka planın özelliklerinden bu uygulama sana kendi evinde bir mini stüdyo oluşturmanı sağlıyor. Benim çok hoşuma gitti. Artık ben de kullanıyorum bu programı. Bu program sayesinde oraya buraya gitmiyorum. Yorulmuyorum. Yollarda perişan olmuyorum. Peki nasıl oluyor? Benim karşı repliklerimi veren telefona daha önce kaydedilmiş bir ses kaydı var. Yani ben bir ses kaydıyla karşılıklı oynuyorum. Normalde audition'a gittiğinizde kameranın arkasında biri olur. Diyaloglarda karşıdaki lafları kameranın arkasındaki asistan verir ve siz de ona sanki gerçek biriyle konuşuyormuşsunuz gibi kamerayla oynarsınız bunu. Böyle de güzel bir uygulama arkadaşlar. Bütçesi ne kadar, kaç gün sürecek, nerede çekilecek bunların hepsini görebiliyorsunuz. Nerede yayınlanacak, mecrası ne? Mesela benim bir arkadaşım ben bir fotoğraflarını çekmiştim ve onun hadi bir deneyelim o dikaydı, oluşturalım sana oluyor mu olmuyor mu diye ve hiç oyuncu olmamasına rağmen yönetmen görüşmesine gitti. Düşünebiliyor musunuz? Bunun için ekstra bir şey harcamıyor. Sadece evinden, telefonundan bunu çekiyor ve gönderiyor. Ve onlar yönetmene izletiyor ya da yardımcılarını izletiyor. Onlar da gelsin bir deneme çekimi yapalım diyor. Ne kadar güzel olduğunu bir audition'a gitmenin ne kadar zahmetli bir şey olduğunu bilenler anlayacaktır. Oksijen olmayan bir ortama giriyorsunuz. Saatlerce bekliyorsunuz saatlerce bekliyorsunuz. Öyle bekliyorsunuz, öyle bekliyorsunuz. Yoruluyorsunuz, bunalıyorsunuz, beyninize oksijen gitmiyor artık. Hemen çıkıp gitmek istiyorsunuz, gidemiyorsunuz. Yazın ayrı bunalıyorsunuz, kışın ayrı bunalıyorsunuz. Yani böyle bir kolaylık yok abi. Tavsiye ediyorum mutlaka indirin, inceleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.